Standart FM'de değerli dostum Kaan Çaydanlı ve ben Mete Avunduk. 2018 yılının 3. Kaybolanlar Kulübü nüshasında Kadıköy Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz ama evet, ağırlıklı olarak programın başlığında da söylediğimiz gibi yandan ara konularımız var. Evet. Yandan bize destek olan ara 3 konumuz var. Bunların ikisini geçtik. Evet. Evet, hiç bahsetmedik ama yani siz anlamışsınız. Geçtik yani. Çünkü hayat böyledir. Yani hani dedenin hiç unutmadığım rahmetli küçük dedenin, benim 4 dedem var çünkü. Hiç unutmadığım bir lafı vardır küçük dedenin, en küçük dedemin. Dördüncü dedemin. Çok da şey etmemek lazım. Çok da şey etmemek lazım gerçekten. Demiştir yani kendisi. Özellikle akşamları saat 8 yani 20-30 civarında söylerdi bunu. Rahmetli. Toprağı bol olsun. O da senin gibi güzel bir insandı. Amir. Onu da Allah kurtarsın. Bol humuslu, koyu, siyah kaçan bir toprağa gömdük. Ha, senin gibi. Öyle mi? Evet. Yani sonra hasat ettik düzenli olarak. Dedemi hasat ettik yani. Ve bu arada güzel bir yere geldiniz. Toprağın altında gömülü olmak ya da işte ben ya bilhassa kendim çürümüyorum ama çürüyen insanları anlayabiliyorum. Evet. Çürüyor olmak öyle korkulacak bir şey değil. Yani daha doğrusu özlenecek bir şey ya. Evet. Harika bir şey. Yani alkole dönüşüyorsun bir kere. Evet. Düşün. Evet, kutsal. Evet. Holy. Evet. Yani dönüşmek, yani tekrar toprağa karışmak, oradan tekrar geleceğini bilmek ama metamorfoz. Evet, ama bir reenkarnasyon değil. Aynen, bir morfoz. Morfoz. İçinde olmak harika bir şey çünkü yaklaşık 2020 yıldır söylediğimiz gibi. Ashes to ashes kardeşim. Uzatmayın mevzuyu. Patronun da dediği gibi ashes to ashes yani. Şimdi Brexit'den bahsedince aklıma geldi. Rahmetlinin o şeyi. Özellikle Kızıl Çöl'de. Kızıl Toprak Çölü'nde. Aşağı yukarı 34-35 gün kadar bir zaman geçirmiştik kendisiydi. Uzun bir yürüyüştü. Her yer kırmızıydı. Her yer kızıldı. Aslında kızıl hep çekicidir abi. Evet. Mesela benim için hep öyle olmuş. Kızıl nehir mesela. Evet. Kızıl toprak mesela. Evet. Kızıldeniz. Bir dili olsa konuşsa mesela. Her ikisi de. Kızıl Haç. Kızıl Haç. Greenpeace. Greenpeace'ten de az et kesmedik. bir dinleyelim mi sohbatta? İyi geceler. Alo. Alo. Merhaba. Aa. Merhaba. Kızıl dediniz, üzerine geldim kızıl saçlarımla. Hı. Ne kadar oldu görüşmeyeli ki? Bilmem, çok az oldu. Hadi canım, benim en az 8,5 yıl yani. Mete ile karıştırıyorsun büyük ihtimalle benim sesimi. Ben kızılım. Ya benim sesim de pek kimseyle karışmaz ama. Pardon. Ama her kızıl aynı kızıl değil sonuçta. Başka bir kızıl. Aybike. Evet. Merhaba. Merhaba.
Nedir? Ne nedir? Ya, olay nedir yani? Olay nedir? Ne yapıyorsunuz? Sıkıntı. Hadi canım. Çok sıkıntı. Sigara. Hadi canım. Kızım bir de işte. Neredesin? Evdeyim. Tamam. Da neredesin yani? İstanbul. Hay hay, yıllardır neredesin de? Depresyon. Bir yerlerdeyim. Depresyonla ilgili son psikoloğumun söylediği bir şeyi aslında burada canlandırmak da isterim ama benim üzerimde canlandırmadı. Nerede siz canlandırırsın? Yok, yani canlandıramayacağım galiba. Ben de psikoloji okuyorum. Destek olabilirim bu canlandırmaya. Siz de mi öğrencisiniz? Öğrenciyim. Şöyle demişti. Hayır dur devam demişti. Nasıl yani? Hem dur hem devam. Yani dur yani. Orada dur. Yani orada kal yani. Ha, orada dur ama devam. Aha. Sonra dedim ya, siz ne biçim hayatlar yaşıyorsunuz ya? Bizim yaşadığımız hayat değil abi. Yani hayat denemez yani. O ne biçim bir hayat yaşıyorsunuz yani? Ya bir tür deniz anası şeyi bizimki, deniz anası depresyonu bizimki. Yani nereye gittiğini bilmeyen kasılmaların yarattığı rastlantısal rastlantısal zehirlenmelerin, evet, rastlantısal zerklerin yarattığı bir hayat bizimki. Yani hayat denemez. Ve bir de mehtap var. Mehtap ne yapıyor hakikaten ya? Amir? Öldü diye duydum. Hadi canım sen. Ya. Hiç ya, ölecek, ölecek gibi durmuyordu o yani. Ölecek gibi durmadı gibi, ölecek gibi dans etmiyordu. O dans etmiyordu zaten. O sendin. Aybike, biliyor musunuz? Bir insanın dans edişinden onun ölümünü anlayabilirsiniz. Mesela? Buyurun buradan yakın. İşte buyurun buradan yani yakın. Yani bir yeteri kadar yaşamış bir kızılderilinin dansından onun ya da kendi ölümünüzü algılayabilirsiniz. Evet. İkisini de algılayabilirsiniz. Ya o kendi ölümüne ya sizinkine dans ediyordur. Bir kızılderili asla boşuna dans etmez. Evet. Zaten kızılderiler dans etmez. Evet. Bir şey olmadan. Evet, ama dans denmez. Yani evet. O bir vizyon. Bir vizyonun sahnelenmesidir. Aslında dans da, dans dediğimiz sanat olarak kabul edilen günümüzde, şimdi bu tür saçmalıklar var. Yani var, evet. Yani tanımlayamadığımız şeylere sanat diyoruz. Mesela dans bir sanat değildir. Değildir. Dans bir vizyon, bir vizyonun canlandırılmasıdır. Dolayısıyla gerçek anlamdaki dans aslında geleceğe gönderilmiş bir mektuptur. Geleceğe gönderilmiş bir yakarıştır aslında. Bir dilektir. Evet. Sesi de yoktur ayrıca dansın. Evet. Müziği de yoktur dansın. Ama ritmi vardır. Evet. Şimdi burada kafa karışabilir. Ama bu da çok normal yani. Bu da çok normal. Siz dans sever misiniz Aybike? Çok. Gerçekten. Bayılırım dans etmeye. Mesela? Yani eğlence amaçlı ben dans ediyorum ama ben de kendimi ifade ediyor gibi hissediyorum. Evde de dans ediyorum. Ayna karşısında da dans ediyorum. Tek başınız. Tek başınıza mı? Şu anda dans eder misiniz? Özellikle tek başına dans. Ve uzaklaşın ve dans edin mesela. Şu an biz dans edeyim şu an. Biz hissedelim onu, evet. Lütfen. Bunu videoya çekebilir misiniz aynı zamanda? Dans edişi mi? Çekerim. Tamam, çekerim. Bize gönderebilirsiniz, biz de bir görelim nasıl bir şeymiş. Mesela ben ölümümü görmek istiyorum sizin dansınızda. Bunu yapabilir misiniz? Ben şu an yükseldim, senin ölümünü görmek isteyebilirim. Ben senin ölümünü 3 defa kendi gördüm. Kendi ölümüm olmayınca biraz, evet, zor olacak bu dans.
Hiçbir insan kendi ölümüne dans etmez. Siz ölümden bahsedince ben kendimkine dans ediyormuşum gibi geldim. Yok. Korkmayın. Dans edin. Yayın açık. Bir telefon arıyorum evde. Bekliyoruz. Acelemiz yok bizim. Sen ikinci ölümünü hatırlıyorum ben bu arada. Benim ikinci ölümüm bu arada çok pisti. Çok pisti. Evet. Kuraklık vardı. Hatice'de evet, kulaklık vardı. Telefonu. Yok kulaklık değil kuraklık. 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 Hatice'de kuraklık vardı. Anır karıştırıyorsun. Hatice değildi. Kimdi? Mary. O gün ben öldüm mü ya? Sen o gün öldün. Çüş. Hiç haberim yok. Öyle oluyor genellikle. Mesela benim en korktuğum şey... Bir şey söyleyeceğim. Ben Titanic'te öldüm mü? Ya bu çok antika bir şey olurdu ya. Sen Titanic'te ölmedin. Yalan söylüyorsunuz. Ya bazen hani yalan söylemek gerekir abi. Müziksiz mi dans edeceğim? Evet tabii. Yani çok daha saygı değer olurdu. Evet. Evet. Çünkü müziksiz olur dedik. Videoyu alıp bize göndermeyi unutmayın yalnız. Bekliyoruz şu an. Yani şu anda dinleyicileri oyalıyoruz biz farkındaysanız. Video sadece sizde mi olacak? Tabii ki bizde olacak. Sadece biz göreceğiz ama yani. Tamam yayın hakları sizde olsun. Tabii endişeniz olmasın. Üzerinizde ne var? Şu an dans ediyorum. Eteğim var. İyi etek iyi. Ben severim etek. Bir kazak. Kazak da iyi. Tuhaf hareketler yapıyorum. Göğüsleriniz büyük mü? Sanmıyorum. Hem de hiç. Yani, önce var mı diye sormanız gerekiyordu. Ondan sonra boyutunu. Hayır, kazaktan hafif de olsa belli olacak hareketler yaparsanız. Sizde yani ayak yerden... dansı, ayak dansı yapıyor. Dans ayakla yapılır. Hayır. Göğüsle yapılmaz. Dans ruhla yapılır. Ya tabloda şey ruhla oynanır. Her şey ruhla oynanır. Evet. Her oyun ruhla oynanır. Ama dans ayakla yapılır. Katılmıyorum. Do la. Evet, çok sevdim. Biri la idi. Öbürü do. Biri de doydu galiba. Re de olabilir. Tam algılayamadım ama. Si'ye de kaçtı. Ah si. 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 Si si. White si. İçecek. Çok video. İğrenç video var. Ağır. Ya siz lütfen kendi videonuzu yorumlamayın. Biz ona bakarız. Bu videoyu nereden yollayacağım? Nereden yollayacak bize videoyu? Zivar. Twitter'dan gönderebilir misiniz? Standart FM DM. Yeah, please. Bekliyoruz, izleyeceğiz. Yani sizle konuşurken izleyeceğiz. Evet. Ama yayın izlemesin siz. Yok canım, hayır, biz izleyeceğiz. Biz direkt yorumlayacağız ya. Ben ne zaman öyle... Siz de görmeyecek değil mi lütfen? Çok çünkü... Ya bu nasıl yani. Saçma bir soru? Affedersiniz. Anksiyetem var. O kadar, benim de var. O kadar güvenilmez miyiz biz? Ayrıca aşırı kaygı bozukluğu var ve son... Bak burada soyunurum ha. Ve son yattığım psikoloğumun dediğine göre borderline kişilik bozukluğu var bende. Yani. Sınır kişilik bozukluğu var. Bir tane mi? Son yattığım. Ay, kişilik bozukluğu bir tane mi? Yani son hayır, yattığım... Bir tane değil, kişilik bozukluğu var. Son yattığım şeyim, psikanalistim, psikoloğum demeyeyim, analistim. Sen de borderline, yani sınır kişilik bozukluğu var, devam et dedi. Bir tane miymiş o? Onu sormadım. Devam ettim çünkü. Ha. Pardon. Şey kalmadı. Senin şarjı takmamı ister misin? Beni mi? Şu anda takıldı mıyım? Halbuki bekliyoruz. Gönderdim ben. Gönderdiniz mi? Gönderiliyor. Benim titre adresimden değil ama elimdeki telefon titre adresi. Yok gerçekten acelemiz yok. Bekliyoruz. Eteğin ne renk? Simsiyah. Ne renk? Simsiyah. Jesus fucking Christ. Sufya mı? Sepya değil mi o? Modern dans gidiyor.
Kamın. Üzücü, öyle bir renk var mı gerçekten? Ne renk? Sufya. O ne be? Sofya'nın seçimi var benim bildiğim. Sepya değil midir renk? Açık menekşe rengi. Sepya. Sepya dediğimiz renk aslında bir nostalji rengidir. Bu da aslında gümüş yedürün. Evet, doğru. Evet. Sodyum hipokloritle olan tepkimesinin azıdır. Aşırı yavaş olması sonucu 10 yıllar sonra ortaya çıkmaya başlayan renktir. Soluk renk. Şu anda yani soluk düştü. Bordo ile mor arası bir şey. Ne aslında yani hafif sidik, hafif açık sidik renginden hardala kaçar. Yani tam olarak söylemek gerekirse ağır. Palm meyvesi yemiş orangutan bokuna benzer. Kabız orangutan bokuna kadar uzar o yani tam olarak ifade etmek. 1970'lerin sonunda Brighton sahilinde hatırlıyorum. İnanılmaz bir enstalasyon yapmıştık. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bunu hatırladın mı? Şimdi bize diyorlar ki kardeşim siz hani nesiniz de falan filan. Ya bırak. Hadi kardeşim. Hadi Aybüke. Video geldi. Oynat. Başka bir hesap ki yani benim kendi hesaplarım Aybüke adıyla yolladım videoyu. Tamam, videoyu izledikten sonra benimle ilgili yorum da yapmanızı istiyorum. Yayın canlı yayında yapacağız ama gelmedi ben galiba. Onu söylerseniz sevinirim. Geldi mi? Geldi video. Ya ben videoyu gönderdim şu anda. Bekliyoruz. Acelemiz yok. Hiç bir tek acelemiz yok. Evet. Mesela benim bekleyen kimse yok. Ama benim vaktim de yok. Ama benim bekleyen kimse yok mesela şu anda. İzliyoruz şu an. Aybüke geldi. Sen rengimi lütfen söyler misin? Çüş. Oha. Oha. Esmer bir kızıl olduğumu düşünmüşler. Çok kırıldım. Aybüke ben anladığım kadarıyla 1,5 yıl içerisinde öleceğim. Neden? Ben bu danstan şunu anladım. Ben ölmüyorum. Ha, güzel. Ama şu an sinirlerim olmadı. Bozuldu. O yüzdendir. Bir daha anlatır mısın? Neden? Bir saniye Aybüke. Şu an meşgulüm bir saniye. Çüş. Aybüke o saçları nasıl şey yaptın öyle? Nasıl yaptım? Döndürdün yani. Yani o an telefonla konuşuyordum sizle. Sizin sesinize dans ettim. Bunu anlıyorum. Bir daha anlatır mısın? Aybüke yorumluyoruz. Bir dakika. Bu yani bir yarışma programı değil sonuçta. Bunu biz doğru analiz edeceğiz. Aybüke peki burada... Aybüke sende kalça yok. Oha. İlk gördüğüm şey bu. Peki bu dansında bir müzik olsa ne isterdin? O müzik ne olsun isterdin? Ne isterdim? Şöyle sözsüz bir şey olsun isterdim herhalde. Oha. Konçerto falan çalsın isterdim. Öyle bir dans oldu çünkü galiba. Bayağı. Şu an fevkalade şeyim. İşimiz çok zor. Aybüke şu anda. Yani videoyu izledikten sonra işimiz çok zor. Ama göğüs yok hakikaten sende onu söyleyeyim. Söyledim. Önce boyutun dil var mı yok mu diye sordum. Ama yani dansın o kadar iyi ki bunu hissettin. Bir mesela. Yani ben mesela bunu hissetmedim. Ne hissettin? Hafif bir ereksiyon ama yani tam da değil. Alır. Hafif ama yani. Sen? Mesela bu bir kadına onur verir mi? Hayır. Niye? Ben gibi bir kadına değil galiba. Bunu anlıyorum. Bekliyorum. Harika bir performanstı. Halbuki teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. Aybüke harikasın. Çok sağ olun. Sana çok... Umarım hoşuna gidecek bu. Çok özel bir şey çalacağız sana. Çok özel bir şeydi hakikaten. Arıyorum. Dinliyor musun Aybüke? Dinliyorum. Arıyoruz şu anda. Ses almıyorum. Ama dinliyorum. Bence bunu da çok güzel dans edeceksin. Haydi Aybüke.